Astrolojide 90 ve 180 derecelik açılar stresli zorlu etkileri, dengesizlikleri, bozulmaları anlatırlar. Yani radyo parazitlenmeleri gibi adeta hayatımızda ortaya çıkan parazitlenmeleri ve bozulmaları anlatır. 60 ve 120 derecelik açılarsa hayatımızın çok daha rahat, smooth, yani çok daha pürüzsüz ilerlediği zamanlardır ki işte John Nelson'ın da gayet güzel tespit ettiği gibi daha olumlu bir radyo atmosferinin oluşmasına yol açtığı gibi. Ve tabii bu tespitlerinden sonra John Nelson çeşitli astroloji derneklerinde, gruplarında konuşmalar yapmak üzere davet ediliyor. Astrologlardan çok ilgi görürken astronomlar kendisine pek de ilgiyle yaklaşmıyorlar. Bu başka bir astronomun daha başına geliyor. Bu arada John Nelson bir radyo teknisyeni, bir mühendis ve astroloji bilmeyen birisi ama keşfettiği şeyler aslında astrolojinin çalışma mekanizması hakkında çok da önemli bilgiler veriyor. Bu dönem civarında 1958 yılında dünyanın çevresini saran radyasyon kuşaklarının, yani Van Allen kuşakları olarak tanımladığımız iki kuşağın keşfi oluyor. Ve güneşten partiküller, yani protonlar ve elektronların püskürmesi ve bunların Van Allen kuşağını etkilemesini tespit etmeye başlıyorlar 1962 civarında. Yani Van Allen kuşakları buradan gelen bütün bu partikülleri diyeyim tutuyor. Ve 1979 yılında güneş rüzgarının manyetik alanda, yani yer manyetik alanında yarattığı değişiklikler iyicene keşfedilmeye başlanıyor. Bütün bunların hepsi bizi şuraya çekecek aslında. Güneşte olan bir şey, güneş manyetik alanında olan bir şeyler yer manyetik alanını etkiliyor. Ve bu etkileşim içerisinde gezegenler çok önemli rol üstleniyorlar. Hatta tetikleyici rol üstleniyorlar. Şimdi yavaş yavaş oraya gideceğiz. Çünkü bu manyetizma en önemli nokta, bizim de manyetik alanımız var. Gezegenimizin bir manyetik alanı var. Diğer gezegenlerin manyetik alanları var. Güneşin manyetik alanı var. Bu etkileşimi artık giderek anlamaya başlıyoruz. Edward Dewey, Cycles, yani Döngüler adlı eserinde gezegenlerin güneşe göre dizilimlerinin güneşin 11 ve 22 yıllık döngüleriyle çakıştığını, özellikle 22 yıla yakın bir döngüyü ifade ettiklerini anlamaya başlıyor. Ve bunu çeşitli gezegen döngüleriyle karşılaştırıyor. Bunlardan en önemlisi Jüpiter ve Satürn'ün yaklaşık 20 yıl süren kavuşumları aslında. Biraz daha ilerlediğimizde Michel Trellis, yine bir Fransız bilim insanı, gezegenlerin çekim güçlerinin küçük gözükmesine rağmen aslında Güneş'te büyük etkiler yarattıklarını keşfediyor ve bununla ilgili Fransa Bilimler Akademisi'ne bazı raporlar sunuyor. Bunun ardından bir yine NASA çalışanı olan Jane Blizzard, Dr. Jane Blizzard, o 1969 yılında gezegenlerin Güneş'e göre dik açıda, yani 90 derece açıda oldukları zamanlarda ve karşıt açıda oldukları zamanlarda güneş patlamalarını oluşturduklarını, güneşteki sayısında artışlar olduğunu söylüyor ve kendinden evvelki dönemde bu konuda çeşitli iddialarda bulunmuş ya da tezler öne sürmüş Wood gibi, Big gibi, Head gibi bazı bilim insanlarını da aynı zamanda referans veriyor. Bu dönemden hemen sonra Michel Gauguin, çok önemli bir istatistikçi, aynı zamanda bir psikolog. Tabii bunların hiçbirisi astrolog değil. Özellikle astrologlardan seçmedim. Astroloji dışından insanların tespitlerinden bahsetmek istedim. Bu konuyla ilgili çok önemli eserler veriyor. Evet, burada o eserlerden bazıları var. Aslında ben bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığım kitaplarımı da konferansın hemen sonrasında sergileyeceğim. Orada görüp inceleyebilirsiniz. Bu kitaplardan pek çoğu olacak. Bu kozmik etkilerin insan davranışları üzerindeki etkileri ve aynı zamanda yine doğum haritalarıyla çalıştığı ve 36 bin harita üzerinde istatistikler yaptığı yine bir kitabı ve Mars etkisi kitabı. Bunlar çok popüler, çok uluslararası camiada bilinen eserler.
Ve burada Michel Gauguin'in gerçekten çok enteresan tespitleri var. Çok az bir şey okuyayım. Bir tane başlık mesela. Gauguin diyor ki, doğduğun gün bedeninin gezegen hareketlerine nasıl tepki verdiğini söyle, sana nasıl bir kişilik olduğunu söyleyeyim. Ve şöyle söylüyor, diyor ki, gezegenlerin etkilerini göremesek de, kaydedemesek de astroloji gerçektir. Ve astrolojinin çalışma mekanizmasını daha iyi anlatabilmemiz için neler yapmamız gerektiği konusunda da diyor ki, bir klinik kontrol. 2. İstatistiksel veriler ve 3. Astroloji doktrininin bir bütün olarak değerlendirilmesi. Bütün bunlar yapılırsa astrolojinin çalışma mekanizmasını çok daha iyi izah edebiliriz. Ve şöyle bir izahatte bulunuyor, diyor ki, bebek anne karnında adeta uydudaki bir astronot gibi kendisini etkileyebilecek dış etkenlerden korur. Doğum zamanını bebek belirler. Kendisini soğuktan ve ışıktan koruyan rahim ortamından özgürleşmek istediğinde doğum eylemini başlatır. Ve bebeğin eşi denilen plazentanın ürettiği projesteron doğum olayı üzerinde bir kontrole sahiptir diyerek de bir açıklama yapıyor. Yine bu dönemden hemen sonra Geleceğin Bilimi adlı eserinde ve oluşturduğu diğer eserlerde Maurice Cotterell, yine bir mühendis bu arada, diyor ki kendi geliştirdiği astrojenetik model, yani diyor ki 12 farklı mutasyonel gücün oluşturduğu aslında zodyan 12 tipinden bahsediyor. Diyor ki Güneş her yıl 12 farklı radyasyon ışınlar. Bu ışınlar Van Allen kuşağını etkileyerek 12 farklı temel manyetik alan dizisi oluşmasına neden olur. Manyetik alan döllenmiş yumurtanın DNA basımında mutasyona neden olduğundan döllenmiş yumurtanın erken döneminde her ay 12 farklı mutasyon oluşur. Böylece insan kişiliği 12 tip olarak belirlenir. Astrolojik olarak buna Güneş burcu ile ilişkili kişilik diyoruz. Yani burada 12 farklı tipi açıklıyor. Aslında sadece bu değil. Her bir eserde çok kapsamlı bilgiler var. Dünya manyetik alanının dış uzaydan nasıl etkilendiği ve bütün bu alınan etkilerin de bizleri nasıl etkilediği yönünde kapsamlı bilgiler paylaşıyor. Hemen bu dönemlerde aşağı yukarı yine yapılmış olan bir kitap. Aslında çok önemli iki bilim insanı olan A. Sank ve Nias. Astroloji hakkında şöyle diyorlar. Astroloji iki nokta üst üste. Science or superstition. Yani bir bilim mi, bir hurafe mi? Ve bu konuda 2 yıl sürecinde 360.000-2.000 tane kazayı inceliyorlar. Ve diyorlar ki bu kazaların pek çoğunluğu güçlü elektromanyetik ışınlanma, yani yer manyetik alanının türbülans aldığı gezegen dizilimlerinden güneşin etkilenmesi veya gezegenlerin direkt yer manyetik alanını etkilemesi, bu etkinin çok yoğun olduğu dönemde kazalar artmaktadır. Aynı zamanda kitabın bu iki tane çok değerli yazarı, güneşteki bozulmaların ve partikül emisyonunun biyolojik ve uzaydan gelen etkilerle bağlantılı olduğundan söz ediyor. Yani aslında biz güneş her ne kadar bize uzak olsa da, uzak gözükse de güneşten çok çabuk etki alıyoruz. Biliyorsunuz güneş ışınlarının ulaşması aslında 8 dakika gibi kısa bir süre içerisinde oluyor. Ve güneşteki herhangi bir bozulma da bizi tabii ki etkiliyor. Hemen bunun ardından yine çok önemli bir bilim insanı, aslında bence astrolojiyi en iyi anlayan bilim insanlarından bir tanesi, bir astronom, bir astrofizikçi olan Dr. Percy Sammer, İngiliz ve Plymouth Üniversitesi'nde dersler vermiş olan çok değerli bir bilim insanı. Bu konuda Astrology, Evidence of Astrology adlı bir kitap yazıyor. Onun ardından Scientific Basis of Astrology, yani astrolojinin temelleri, bilimsel temeli adlı bir kitap yazıyor. Bu kitaplarına en çok tepki aslında yine bilim camiasından geliyor, astronomlardan geliyor. Bundan sonra kitabının ismini Scientific Proof of Astrology olarak, yani astrolojinin bilimsel kanıtı olarak
değiştiriyor. Ve kendisine gelen bu tepkiyi evet olabilir ama bu kadarını da beklemiyordum şeklinde yorumluyor ve kendi prestijini de tehlikeye atmak uğruna kendi çalışmalarının arkasında duruyor ve kitabının son ismi az evvel de söylediğim gibi astrolojinin bilimsel kanıtı. Ve burada şöyle diyor. Gezegenlerle güneş arasındaki ilişkiyi incelediğimizde sanki gezegenlerin etkileri çok azdır güneşi ve dünyayı etkileyemezler gibi görülse de aslında güneşin manyetik kanalları gezegenlerin etkilerini büyütür. Burada bir rezonans yani daha katlanan bir enerji söz konusu. Dolayısıyla güneşteki aktiviteleri gezegenler tetiklerler. Bunun aynısını da yine dünya manyetik alanına yapar gezegenler diyor. Ve burada şöyle de güzel bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki, doğduğumuz anın jeomanyetik kalıpları bize kodlanıyor. Ay, güneş ve gezegenler etkilerini manyetik sinyaller aracılığıyla bize gönderirler. Bu manyetizma tüm canlıların biyolojik döngüsünü etkiler. Her gezegenin farklı bir günlük manyetik değişimi olduğunu, bakın her gezegenin manyetik etkisinin üzerimizde farklı olduğunu aslında söylüyor. Söyleyen Percy Seymour diyor ki, gezegenler dünyayı sadece güneş aracılığıyla değil, direkt olarak da etkilerler. Ve doğum anında fetüsün sinir ağları, dünyanın manyetik alanındaki dalgalanmalara kendini ayarlayan bir anten işlevi görür. Bu sinirsel anten genetik mirasa dayanır ki bu teorisi aslında Michel Gauguin'e gidiyor. Çünkü Michel Gauguin haritalarda aslında gezegensel kalıtımı da bulduğunu iddia ediyor, ortaya koyuyor ve binlerce harita üzerine çalışmış olan bir bilim insanı. Dolayısıyla diyor ki ve bu sinirsel anten genetik mirasa dayanır ve bize temel kalıtımsal kişiliğimizi verir. Evet, bu dönemde hatta biraz daha geride aslında yazılmış olan çok önemli eserlerden bir tanesi The Secret of Life adlı eserinde güneş lekelenmelerinin hayatımız üzerindeki etkilerinden bahseden Lakowski aslında güneşten gelen bütün bu ışınların gezegenlerle bağlantılı olduğunu ve bizim sağlığımız üzerinde ne kadar da etkili olduğunu anlatıyor. Bu dönemde, daha doğrusu devamındaki dönemde manyetik alanın insan yaşamı üzerindeki etkilerini daha fazla anlamaya çalışıyoruz. Ve bu dönemde çok önemli eserler ortaya çıkıyor. Baker tarafından, Sheldrake tarafından ve Dieter Broes tarafından çok önemli eserler ortaya konuyor. Bütün bunların hepsi manyetik alandaki bizim farkında olmadığımız en küçük değişimin bile aslında bizi bütünüyle etkilediği, bütün biyolojimizi, bütün biyolojik ritmimizi etkilediğini söylüyor. Yine bu dönemde Science of Mental Illness adlı kitabıyla Michel Gibson yine var ve Michel Gibson'ın 400'den fazla doğum haritasını inceleyerek zihinsel bozuklukları öngörmenin yöntemleri üzerinde çalıştığını görüyoruz. Yine bir astrolog değil, bu konuda çalışmış